Sayın seyirciler, iki çocuk annesi Hilal Karaman yaklaşık 2 yıl önce nefes darlığı yaşamaya başladı. Genç kadının şikayetlerinin psikolojik olduğu düşünüldü. Nefes darlığı giderek artan Karaman'a bir süre sonra astım teşhisi konuldu. 2 yıl boyunca astım ilaçları kullanan Hilal Karaman'ın tomografi sonucuysa gören herkesi şaşırttı. Nefes borusunun %95'ini kaplayan tümör nedeniyle nefes alamadığı anlaşılan genç kadın İstanbul'da gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Eskişehir'de yaşayan 36 yaşındaki Hilal Karaman bundan tam 2 yıl önce nefes darlığı yaşamaya başladı. Eşi Tunceli'de subay olarak görev yapan genç kadının şikayetlerinin psikolojik olduğu düşünüldü. Nefes darlığı günden güne artarak devam eden genç kadına bu kez de astım teşhisi konuldu. Astım ilaçları kullanmaya başlayan genç kadın zamanla merdiven çıkamaz hale geldi. Soluğu tekrar hastanede alan genç kadın yapılan solunum testini de geçemedi. Şikayetleri astım ilaçlarına rağmen artarak devam eden Karaman'ın bu kez tomografisi çekildi. Çıkan sonuçsa gören herkesi şaşkınlığa düşürdü. Genç kadının nefes borusunda nefes borusunun %95'ini tıkayan ve tiroid bezinin de sağ yarısını içine alan 3 santimetrelik tümör tespit edildi. Hastalığını öğrenen genç kadın ameliyat için İstanbul'a geldi. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sina Ercan tarafından muayene edilen genç kadın ameliyata alındı. Nefes darlığı nedeniyle konuşmakta dahi güçlük çeken genç kadın yaklaşık 7 saatlik ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Karaman yaşadığı zorlu günleri şu sözlerle anlattı. Sağlıklı göründüğüm için, kan testlerimde de sıkıntı olmadığı için, eşim de Tunceli'de görev yaptığı için psikolojik olabilir dedi. Çünkü göğüs filmim de temiz çıkmıştı. Ama benim şikayetlerim artarak devam etti. Tekrar kendisine gittim. Bu sefer solunum testi de yapıldı. Fakat solunum testini geçemiyorum yani. Çünkü solunum almamda sıkıntı vardı. O zaman astım teşhisi konuldu. Astım ilaçları verildi ve ben bu dönem boyunca devamlı astım ilacı kullanmak zorunda kaldım. Ama bunlar da fayda etmedi. Tomografi çekildi. Tomografide de soluk borumda tümör olduğu meydana çıktı. Çok şaşırdım. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü ben hep astım ya geçecek, ilacımın dozu artacak ve ilacımın dozunu da arttırdılar ama yine sonuç alamadık. Eskişehir'de Covid testim negatif çıktı. Buraya geldiğimizde de aynı şekilde yapılacağı söylendi. Burada da Covid testim negatif çıktı ve tekrar akciğer tomografisi çekildi. Orada da temiz çıkılınca ameliyatıma karar verildi. Bir hafta boyunca ben yani yemek bile yiyemedim. Ameliyatta en büyük riskin ses tellerinin zarar görmesi olduğunu anlatan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sina Ercan ameliyat hakkında şu bilgileri verdi. Birçok bu durumdaki hasta astım ya da KOAH gibi nefes darlığına yol açabilen başka tıbbi hastalıklar nedeniyle uzun süre tedaviler görebiliyor. Salgınla denk gelmesi ciddi bir şanssızlık. Çünkü zaten akciğerleri etkileyen bu salgın döneminde bir de nefes borusunu tamamen yakın tıkayan bir tümör olması çok büyük bir problem. En büyük risk bu ameliyatlarda tabii tümörün tam çıkarılamaması, ses teline giden sinirlerin hasar görmesi ve bütün bunların sonuçta hastalığın ve darlığın nüksetmesiyle sonuçlanması bu hastaların ileriye dönük yaşam kalitelerini çok etkileyebiliyor.